Merhabalar, ben Avukat Ayhan Öğmen. 2008 yılında Green Card sahibi olan babam Amerika'da yaşıyor. Yaklaşık 3 sene önce benim adıma Green Card başvurusu yaptı. 9 Mayıs'ta Ankara Büyükelçiliği'nden DNA için randevu vermek üzere aradılar. Ve ben İstanbul'da oturduğum için burayı istedim. 17 Mayıs'ta da DNA'yı verdim. Bundan sonraki süreç nasıl olur? Babamın verdiği DNA ile benimkini eşleştirecekler diyebiliyorum. Ortalama ne kadar sürer? Eşleştirdikten sonra vize için bir randevu verecekler. Ortalama olarak tahmini ne kadar sürer? Sizce diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani babanızın green card üzerinden size başvuru yapmış olması ve sizin 21 yaşının altında olduğunu varsaydığımızda sizin green card'a gitmeniz 2-3 yılı bulan bir süreç oluyor ki siz o süreçlerin içindesiniz şu an. Son aşamasındasınız. Dolayısıyla bu süreç noktasında fazla bir sürenin kaldığı Görülmüyor ama tabii ki sonuçta gün sonunda Amerikan Konsolosluğu sizin ve babanızın arasındaki baba çocuk ilişkisinin gerçekliğini kanıtlamak için bu DNA testini yapıyor durumdalar. Bu sürecin ne kadar süreceğini söylemek maalesef zor ama sonuç olarak zaten bu testin sonucunu alıp ondan sonra da size randevu vereceklerdir ve o ile da siz Amerikan konsolosunda göçmenlik vize görüşmesine giriyor olacaksınız. Dolayısıyla tahmin ediyorum önünüzde fazla değil ama 2-3 ay ya da 3 ile 6 ay arası bir süreç var gibi görünüyor. Ama burada en iyi bu işin takibini Amerikan konsolosluğuna ulaşarak e, ne kadar bir sürecinizin kaldığını ve bundan sonra ne zaman sizi çağıracaklar noktasında ya da ne zaman sizin vizenizi verecekleri noktasında iletişimde olabileceksiniz. Yoksa ortalama bir süreyi söylemek zor olacaktır. Ama dediğim gibi 2-3 ay ya da 3 ile 6 ay arası bir sürece bakıyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Müzik